Adalet Komisyonu'na gönderilen ana dilde savunma düzenlemesinin perde arkası açığa çıktı. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz, Kürtçe savunma bölünmeye hizmet etmektedir, dedi. Kürtçe savunma dayatması, savunma hakkının suistimal edilmesinden başka bir şey değildir. AKP, KCK davası sanıklarının talebiyle hazırladığı ana dilde savunma düzenlemesini gece yarısı meclise gönderdi. Düzenleme sabah saatlerinde Adalet Komisyonu'na iletildi. Tasarıyla Kürtçe savunmaya izin verilecek olması tartışma konusu oldu. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması ilkesine, yani anayasanın 14. maddesine aykırıdır. Kürtçe savunma dayatmaları KCK davalarıyla gündeme geldi. Ancak sanıkların Türkçe bilmesi nedeniyle mahkeme Kürtçe savunmaya izin vermedi. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz, Kürtçe savunma taleplerinin gerçekçi olmadığını vurguladı. Yürürlükteki mevzuatımıza göre Türkçe bilmeyenlerin diledikleri, bildikleri dilde tercüman vasıtasıyla savunma yapma olanağı zaten vardır. Kürtçe savunma yapmakta ısrar edenler Türkçeyi daha iyi konuşmakta ve anlamaktadırlar. Kendi toplantılarında, kendi iç yazışmalarında Türkçe kullanan bu sanıklar Türkçeyi bir bölünme unsuru olarak kullanmak istemektedirler. İkinci açılımı başlatan AKP de bu tabloyu fırsata çevirdi. Kürtçe savunma için düğmeye bastı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde İngilizce ve Fransızcadan başka dil kullanamayanlar Türkiye'de Türkçe konuşmayacağız diye diretiyorlar. Bu dayatmaya teslim olma eğilimindeki siyasal iktidar da buna maalesef alet olmaktadır. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz, düzenlemenin bölünmeye hizmet edeceğini vurguladı. Kürtçenin seçmeli ders olarak kabulüyle yetinmeyip okullarda Kürtçe eğitim diye dayatanlar nasıl bölmeyi amaçlıyor ve bölünmeye hizmet ediyorlarsa mahkemelerde Türkçe savunma dayatması da aynı amaca hizmet etmektedir.